Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli teyli huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlağı sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Hong Kong'daki namayış devamlaşmakta. Fransiya Xalqaro radiosi to'rining xabarida bildirilishicha, bu yakshanbimi Hong Kong xalqi o'ttira aylanma rayonida yig'ilib namoyish qilgan bo'lib, saqchilarning qattiq bostirishiga uchragan. Tashkilotchi tarafining bildirishicha, namoyishga 150 mingga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, namoyish boshida tinch davomlashgan bo'lsa-mu, keyin saqchilarning aralashishi bilan to'qinish yuz bergan. Saqchilar namoyishchilarni urib, yosh oqizish bombasi ishlatib, nurg'un kishini yaralandirgan, yana shundaqla nurg'un kishi qo'lga olingan. Bu qitimliq namoyishning bosh temasi barliq davlatlarni Hong Kongni cheklashga chaqirish bo'lib, saqchilar namoyishchilarni chet el kuchlarini kuchkurtishga uringan degan bahona bilan tutqun qilgan. Namoyishchilarning bayonotchisi mo qo'lga olingan. Xitoydagi vaba davomliq kengaymoqda. 19 yanvar Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahrida jiddiy xarakterlik nafas yo'li yuqumliq kasali SARS-ga o'xshab ketadigan yangi turlik virus yana 135 kishida bayqaldi. Xabarda Wuhan shahrida yangi yildan buyon bu xil kasalga giriptar bo'lganlarning 45 ga yetganligi, bu xil virus bilan yuqumlangan kishi sonining 135 ga yetganligi, bulardan ikkisining jindan ayrilganligi, 5 kishining kasallik ahvolining og'ir ekanligi, davolanib saqaygan 15 kishining doktorxonadan chiqqanligi bildirildi. Ammo xalqaradagi bir qism sahiya organlari Xitoydagi yuqumlanuvchilarning 1000dan eshib ketganligini mo'ljallagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan yuqumliq kasallik 2002 va 2003 yillari Xitoydagi 700 ga yaqin kishining o'limini keltirib chiqargan SARS kasaliga o'xshab ketganligi uchun kishilarni qattiq andishiga solgan. Germaniyadagi Uyg'urlar Erdo'g'onni qarshi oldi. 19 yanvar Germaniyada ochilgan Liviya tinchlik suhbati yig'ini uchun Germaniyaga yetib borgan Turkiya Jumhuriyati prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni Germaniyadagi Uyg'urlar qarshi oldi. Berlinda Liviyada urush to'xtatishni kafolatga ega qilib, tinchlik va xotirjamlik barpo qilish temasidagi yig'inga prezident Erdo'g'on taklif qilingan. Erdo'g'on yig'inga qatnashish uchun Berlinga yetib borganda, shu yerda yashayotgan Uyg'urlarmo turk qarindoshlari bilan birga Sharqi Turkiston bayrog'ini egiz ko'tarib, Erdo'g'onni qarshi olishga chiqdi. Uyg'urlar ko'tarib olgan Sharqi Turkiston bayrog'i Turkiya bayrog'i orasida alohida ko'zga chiliqib diqqat tortdi. Ma'lum bo'lishicha, prezident Erdo'g'on Germaniya bosh ministri Merkel tomonidan taklif qilingan. Sharqi Turkistonning ko'plagan rayonlarida yer tavridi. Xitoy yer tavrashni kuzatish stansiyasining ma'lumotiga asoslanganda, bu 2 kun ichida Sharqi Turkistonning ko'plagan joylarida yer tavrigan. Ma'lumotga ko'rsatilishicha, Qashqarning Payzvat nahiyasi, Oqsuning Kuchar nahiyasi, Korlining Xotin Sumul nahiyasi, Charchan nahiyasi va Otish shahri qatorliq joylarda ko'p qitim yer tavrigan. Buning ichida Payzvatdagi yer tavrash eng kuchli bo'lib, 19 yanvar Urumchi vaqti kech soat 7 dan 27 minut o'tganda 6.14 bal yer tavrigan. Buning ta'sirida bir qism uylar o'rilib, yo'llar buzilib ketgan. Atrofdagi nahiya shaharlarda ham ta'siri ko'rilgan. Xitoy xabar manbalarida oshkorlanishicha, hozircha bir kishining qazo qilganligi, nurg'ullagan kishining yinik yaralanganligi ma'lum. Otish shahrida 19 yanvar kechda 1 soatga yetmagan vaqt ichida 6 qitim yer tavrigan bo'lib, eng kuchli tavriganida 5.2 balga yetgan. Ijtimoiy taratquvlardagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, bir qism aholilar andishi qilganlikdan kechini sirtda o'tkazishga majbur bo'lgan. Istanbulda Türk dünyası qarindoshlik futbol musobaqasi o'tkazildi. 19 yanvar İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda Türk dünyası qarindoshlik futbol musobaqasi o'tkazildi. Musobaqani Sharqi Turkiston Tantarbiya Taraqqiyot jamiyati tashkillagan bo'lib, musobaqaga Janubiy Turkiston Türkleri, Suriya Türkmenleri, Kerkük Türkmenleri qatnashdi. Birinci maydon musobaqada Janubiy Turkiston komandasi bilan Suriya Türkmenleri musobaqaga tushdi. Suriya Türkmenleri 3-2 qarshi 6 natija bilan Janubiy Turkiston komandasini yengdi. İkinci maydon musobaqada Sharqi Turkiston komandasi bilan Kerkük Türkmenleri musobaqaga tushdi. Kerkük Türkmenleri 2-2 qarshi 5 natija bilan Sharqi Turkiston komandasini yengdi. Ziyoratimizni qabul qilgan Sharqi Turkiston Tantarbiya va Taraqqiyot jamiyatining raisi Tahir Ko'kbayroq musobaqa ahvolini tanishtirib, birinchi kunlik musobaqaning tanlash musobaqasi bo'lganligini,
do'stona kayfiyat ichida o'tkazilganligini, kelarki hafta yarim hal qilg'uch va hal qilg'uch musobaqa o'tkazilganligini bildirdi. Uyg'ur xonim qizlari Xitoy melini boykot qilishni o'zidan boshladi. 18 yanvar Istanbulning kichik chekmaja Safa ko'yida Xitoy mollarini boykot qilish safarvarlik yig'ini olib berildi. İstanbul'un Safaköy rayonunda Uyghur ayalları her şembe günü Uyghur ayalları bazarı şekillendirgen bulup, mezkur bazarda 300 kişilik hediye faaliyeti ve Uyghur hanım kızlarının Xitay mallarını baykut kılışını özüden başlap, tuncu kademde 7000 lira kıymetindeki Xitay melini baykut kılış seferberlik yığını ötküzüldü. Yığında Musfira hanımının tesirlik daveti bilen Xitay melini baykut kılışkı karata şer'i hükümler eskertilip Uyghur ayallarını Xitay'a karşı uyğattı. Bazar teşkilatçısı Nurbiye Hanım'ın canlı, tesirlik şuarları faaliyet keyfiyatını tekimi yukarı götürüp, hanımlarını ruhi cihetten zor ilhamlandırdı. Nek meydanında Altunay Hanım'ın kolundaki Xitay'da uğrap kaçılanan koko şişi renkli girimini toktutup, Xitay melini baykut kılışını özledim başlaydıqallıqını, Xitay melini baykut kılışta başlamcı buluduqallıqını aşkarı ilan kılışı, başka barlıq Şarkı Türkistan halkını Xitay mallarını baykut kılışkı çakırışı, bütün meydandaki hanımlarını çoğunkur təsirlendirdi. Şundaklı caza lagiri Tirik şahidi Gülbahar Celil hanım mı özünün yürek sözlerini işbad edip, Xitay meliği kat'i karıştırmasak, vatendeki biçari qeyrindaşlarımızga herkiz yüz kilelmeyimiz digerlerini bildirdi. Onun da başka yığınığı iştirak kılgan Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti, Mikirban Anılar Cemiyeti, Dünya Uyghur Ayallar Birliki Cemiyeti'nin rehberleri birdek Xitay melini baykut kılıp, Xitoyga qarshi maydonimizni aniq qilish haqida chaqiriqlarni e'lon qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.